Geoffrey Hinton'la bitirmiştik önceki bölümü. Hinton bugünlerde bilişsel psikolog olarak tanınsa da aslında derin öğrenme ve makine öğrenmesinin en önemli isimlerinden de biridir. Bir süre Google bünyesinde de çalışan Hinton birkaç yıl önce haberlere de konu olmuştu. Kendisinde öncüsü olduğu yapay zeka konusunda bazı çok önemli uyarılarıyla özellikle. Tamam, başlattık. Otomasyon için özellikle. Sıkıcı işleri yapsın, işlerimizi kolaylaştırsın dedik. Ama dikkat etmemiz lazım artık. Bu iş kontrolden çıktı demişti. Ama bu tartışmalı alana girmeden önce bizim yolculuğumuz önce yapay zekayı anlamak demiştik. Her yönüyle anlayalım ki bu tartışmaları daha ayaklarımız yere basarak yapalım. Yapay zeka bizi yok edecek, fişini çekelim diye savaş çığırtkanlığı yapmadan önce argümanlarımızı sağlam temellere oturtalım. Hinton'dan bahsedelim önce. 40'larda doğan Hinton, 50'lerde genç bir insanken bu dönemde bahsettiğimiz gelişmelerle yakından ilgilenmeye başlamıştı zaten. Geleceğini de bu konuda şekillendirmeye karar vermişti bile. Bu arada tüm sülalesi çok önemli akademisyenlerden oluşuyordu. George Bowlby'nin kanından geliyor demiştik zaten. Bu bile yeterli bir sebep tek başına. Ama anne babası da aynı şekilde akademiden gelen insanlar olarak ya akademisyen olursun ya da aç kalırsın diyorlardı ona. Ama Hinton kafaya koymuştu bir kere. Yapay zeka kışı sırasında bile Rosenblatt'ın şu sinir ağları konusunun ne kadar devrimsel olduğunun farkındaydı. O nedenle tüm baskılara rağmen 1972 yılında yapay zeka üzerine doktorasını yapmıştı bile. Kimsenin bu alanı yeterince ciddiye almadığını, günün birinde onu anlayacaklarını düşünüyordu. Haklı da çıkacaktı zaten. Ama asıl konuya dönersek, yapay zekanın tüm dünyayı değiştireceğine emin olmasına rağmen bir şeyin de çok iyi farkındaydı. O dönem için bunun önündeki asıl engel işlem gücüydü. Yeterli güce sahip bilgisayarlar üretilmeliydi. Ama bir şeyi de çok iyi biliyordu. Moore yasasını. Bir çipteki transistörlerin sayısının 18 ayda bir 2'ye katlanacağını öngören bu yasaya göre çok zaman geçmeden yeterli işlem gücüne erişebileceğini de biliyordu. Bunu sabırla beklerken de boş durmamış ve sinir ağları ile ilgili temel teorileri de geliştirmeye devam etmişti. Bu teoriler, bu çalışmaları kısa süre sonra derin öğrenme olarak bildiğimiz yapıya dönüşecekti. 1986 yılında da David Rumelhart ve Ronald J. Williams ile birlikte çığır açacak bir çalışma yayımlamıştı. Bu çalışma özellikle sinir ağlarında çok sık karşılaşılan hataları düzeltmeye yönelik bir çalışmaydı. Back propagation ya da geri yayılım olarak bilinen bu yaklaşımda hatalar geriye dönük olarak otomatik şekilde tespit edilerek düzeltilebiliyordu. Bu sayede bir algoritma çok çok daha hassas bir şekilde çalışabiliyordu. Bu çalışma tabii hem önceki çalışmalardan ilham almış hem de yeni çalışmalara ilham vermişti. Örneğin Kunihiko Fukushima 1980 yılında hayvanların beyinlerindeki görme korteksine dayanarak veri içerisindeki örüntüleri tespit eden Neocognitron isimli bir sistem geliştirmişti. Ama yapay zekanın durdurulamaz yükselişini sağlayan asıl faktörlere bir bakalım isterseniz. Yapay zeka kışı demiştik ya, bu alanda 20 yıla yakın hiçbir çalışma yapılmamıştı. Bunun temel sebebi de işlem gücünün verilen sözleri, vaatleri yerine getirecek kadar güçlü olmamasıydı aslında. İşte bu yapay zeka akışı sırasında dünyada bu işlem gücü konusunda dev adımlar atılacaktı. Bunun yakıtı ise veri olacaktı. Hele hele internet denen şey hayatımıza girdikten sonra tüm insanlığın basit bir benzetmeyle kova kova veri taşıması ile bir veri okyanusumuz olacaktı. Daha sonra bu veri devriminin detaylarına daha fazla gireceğiz. Ama en önemli etken buydu. Bu kadar veriyi ehlileştirecek, kontrol edecek bir sistemin doğuşu kaçınılmaz olacaktı. Ama tabii altyapı ayrıca büyük bir öneme sahipti. Özellikle son 15 yıla baktığımızda Google'ın bu konuda başı çektiğini söyleyebiliriz. Baraj kapakları sonuna kadar açılmış gibi akan veriyi endekslemek için şirket ölçeklenebilir sistemler geliştirmek için çok yaratıcı olmak zorundaydı. Bunun için de sunucular, sanallaştırma, açık kaynak yazılımlar konusunda büyük yenilikler icat etti. Google ayrıca 2011'deki Google Brain projesiyle de derin öğrenmeyi ilk kullanan şirketlerden biri olacaktı. Tabii birkaç yıl sonra da Geoffrey Hinton'ı bünyesine katmıştı. Sonra Nvidia sahneye çıktı. Şu grafik işleme teknolojileri aslında tüm teknolojilerin gelişimi açısından tahmin ettiğimizden de çok önemlidir. Genellikle tabii oyun grafiklerinin gelişimiyle tanıdığımız Nvidia'nın GPU olarak bilinen sistemi yapay zekanın gelişimi içinde müthiş bir avantaj sağlayacaktı. Şu anda da derin öğrenme araştırmalarının büyük çoğunluğu bu teknolojiyle yürütülür. Bunun sebebi de paralel işleme kabiliyetiyle bu teknoloji standart CPU'lardan çok daha hızlı çalışabiliyor. Bu sayede bir model geliştirebilmek için önceden aylar gerekebilirken 1-2 gün içinde model geliştirilebilir
hale geldik. Tüm bu teknolojik gelişmeler işte uzun süre rafa kaldırılmış yapay zekanın muhteşem geri dönüşü için gerekli tüm altyapıyı sağlamıştı. Şimdi bu zamana kadar birçok şeyden bahsettik. Ama yapay zekanın ne olduğunu pek konuşmadık değil mi? Tabii ileride bayağı detaya ineceğiz. Ama ilerlemeden önce en azından genel bir resim çizmemiz gerekiyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme terimleri çok sık karşımıza çıkıyor. Bunlar kimi zaman da karıştırılıyor. Ama aslında birini diğerinden ayrı düşünemeyeceğimiz bir sistemin bileşenleri bunlar. Şöyle basit bir grafikle göstermek yardımcı olabilir. Yapay zeka bizim çatı terimimiz aslında. Daha soyut bir kavram. Bir deri gibi. İçerisindeki sistemler olmadan bir şey ifade etmez. Dışarıdan süslü görünen bu kavramın kalbinde makine öğrenmesi ve en derininde de derin öğrenme yatar. Yani basit bir tanım yaparsak, yapay zeka normalde insan zekasına ihtiyaç duyulan işleri yapabilen bilgisayar sistemlerinin teorisi ve geliştirilmesine verilen genel isim. Makine öğrenmesi, bilgisayarlara adım adım programlamaya ihtiyaç duymadan bilgisayarlara öğrenme kabiliyeti veren sistem. Derin öğrenme ise yapay sinir ağları olarak bilinen insan beynini andıran algoritma yapılarına dayanan makine öğrenmesi algoritmalarına verilen genel isim. Tabii bunlar çok basit tanımlar. Her birinin katmanları ve her birinin dayalı olduğu çok farklı istatistiksel ve matematiksel sistemler mevcut. Onlar için şu an biraz erken ama geleceğiz. Merak etmeyin. Hepsini konuşacağız. Ama önce tüm bunlara dalmadan çok iyi anlamamız gereken hayati bir konu var. Data. Her şeyin özü. Sayısız tanım yapılıyor onunla ilgili. Yeni dünyanın para birimi diyenler var. Yeni petrol diyenler de var. Veri güçtür diyenler de. Veriye sahip olan size sahip olur diyenler de var. Ve hepsi de haklı. Doğru tanımlamalar. O nedenle veriyi anladığımızda zaten makine öğrenmesine, yapay zekaya, derin öğrenmeye ve çok daha fazlasına neden ihtiyacımız olduğunu, bu sistemlerin neden bu kadar önemli olduğunu da daha iyi anlayacağız. Şimdi data ne demek, veri ne demek, veriyi nasıl kullanacağını bilmek çok önemli falan. Bunları ne kadar anlatsak aslında çok iyi ifade edemeyebiliriz. O yüzden bir entrikayla somutlaştırmaya çalışalım. Amerikalı bir market zinciri, Target. Müşterilerin bilgileri, alışveriş verileri, girdiler, çıktılar derken tabii devasa veriye sahip bu tip şirketler. Elinizde böyle bir veri olduğunda da bunu kullanmazsanız piyasadan silinirsiniz. Bunu net söyleyebiliriz. İşte Target da bu elindeki veriyi hedefli pazarlama için kullanmaya karar veriyor. Çok spesifik kitle hedeflemesi yapabilirsiniz mesela. Target da bunu yapmak istiyor ve hedefine bebek bekleyen anne adaylarını alıyor. Bu kişileri ayıklamak için de örneğin kokusuz losyon gibi anne adaylarının çoğunlukla tercih ettiği ürünleri satın alanları filtreliyor. Bu tip verilere bakarak da bir hamilelik puanı ve hatta olası doğum tarihi gibi verileri de ortaya koyuyor. İşte bu çalışma sonrasında da bu kitleye e-posta ile pazarlama yapmaya başlıyor. İşte hamileliğiniz nasıl gidiyor, şu ürünleri almayı unutmayın gibi. Ama bir şey oluyor. Bu müşterilerden birisinin babası bu e-postayı şans eseri görüyor ve çok sinirleniyor. Benim kızım hamile falan değil. Ne şimdi bu diyor. Ama kızı gerçekten de hamileydi. Ve evet, bunu ailesinden de saklıyordu. Yani bir marketin IT departmanı sizin kızınızın hamileliğini sizden daha önce öğrenebiliyordu. Tabii sonrasında bu aile ne yaşadı bilmiyoruz ama sanırım verinin ne denli önemli olduğunu ve ondan hiçbir şeyi gizleyemeyeceğinizi anlatabilmişimdir. Bir kehanette mi bulunmak istiyorsunuz? Kimsenin yaklaşamayacağı doğru kararlar mı almak istiyorsunuz? Kılavuzunuz veri olursa buna en yakın güce sahip olabilirsiniz. O yüzden kendi hayatınızda, ilişkilerinizde, işinizde, gücünüzde, onun da ötesinde ülkelerin, dünyanın yönetiminde, her şeyden, duygulardan, algılardan öte verinin gücünü kendimize kılavuz olarak belirlemeliyiz. Bunu yaptığımızda tüm sorunların kendi kendine nasıl çözüldüğünü zaten görürüz. Neyse, şimdi çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Bu videonun devamını zaten daha önce yayınlamıştım. Veriyi anlattığım, derinlerine indiğimiz, tüm temellerini inşa ettiğimiz, veri ve büyük veriyi tüm detaylarıyla işlediğimiz iki ayrı videoyu hemen bu videodan sonra izlerseniz harika olur. Bunun için sizi bekletmemiş olur. Daha önce izlediyseniz de buraya kadar attığımız temel üzerine tekrar izlerseniz çok daha anlamlı olacaktır. Linklerini bilgi kısmından ve açıklamalardan bulabilirsiniz. Bu seri için de yeni bir oynatma listesi oluşturdum. Oradan da daha derli toplu takip edebilirsiniz. Yeni video ise o videoların da üzerine koyarak yine daha çok yapay zeka odağında devam edecek. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız.
Sevgiler.